Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hunayn'da düşken ganimelerini hammasını yığıp Hunayn gazası yiyenden ki Cu'rana degen joyga joyladı da Taif'ni qamal qilgani ketgan edi. 20 kun Taif qamali davom etdi. Fath bo'lmadi. Alloh tomonidan uni fath qilinishiga izn berilmaganini payg'ambarimiz sahobalarga aytganidan keyin ularni hammasini qaytishlikka buyurdi. Jo'ronaga kelib payg'ambarimiz yana 10 kun turdi. G'animalarni taqsim qilmadi. Mana aytdik, 8 ming ayol, 24 ming tuya va boshqa juda bir son-sanoqsiz oltin kumushlar g'animaga o'ziga tushgan bo'ldi. Payg'ambarimiz bular qo'lga tushganidan keyin mana 30 kungacha uni taqsim qilmasdan turdi. G'animalarni taqsim qilib bo'ldi. G'animalar tarqatib bo'linganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga qaytishlikka tayyorgarlik ko'rishni boshladi. Hali o'rinlaridan jilmasdan turib Havozin qabilasidan bir jamoa payg'ambarimiz oldiga keldi. Bu Toifda qamal bo'lib, lekin taslim bo'lmagan mana Havozin qabilasi. Ular musulmonlar qaytib ketganlaridan keyin qamalda nihoyasiga yetkazolmasdan, fath qilolmasdan qaytib kelishganidan keyin maslahat qilishgan edi. Ayollar, bolalar hammasi asir tushdi. Mol-u dunyolaridan mahrum bo'lishdi. Endi qanday qilib hayot kechirishadi? Na ayollar bor, na farzandlar bor, na mol-u dunyo qoldi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytishdiki, "Ey Muhammad, bizga rahim qilgin. Na ayollar, na bolalar qoldi, na mol-u dunyomiz bor qo'limizda. Bizga rahming kelsin" deyishdi. Mushrik holatida musulmonlar ularni fath qila olmadi. Mana shunday holatda ular kelib, "Yo'q bo'lib ketmaylik" deb kelib payg'ambarimizdan shafqat qilishligini talab qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga Allohga qasam dedi. "Men bu joyda faqat sizlarni kelishingizni kutib turdim. Sizlarga rahim qilishni xohlayman." Bir oydan ortiqroq muddat payg'ambarimiz kutgan edi. 20 kun qamatib turdi, o'ljalar g'animalar turdi joyida. Toifdan qaytib 10 kun Jo'ronada turdi, tarqatmadi g'animani, bular kelmadi. Mana endi hamma narsani tarqatib bo'lganidan keyin Havozinliklar kelib bizga qo'lingizga tushirgan narsalaringizni qaytarib beringlar, bizga rahim qilinglar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Hech narsa qila olmayman. Taqsim qilib berdim, odamlarning mulkiga aylandi." Ular, "Ey Muhammad, bir yo'lini qilgin" deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Unda tanlanglar. Hamma narsani teng qatarib bera olmayman. Ayol va farzandlarni xohlaysizlarmi? Yoki mol-u dunyoingizni?" Ular aytishdi, "La na'dilu bil hasabi shay'a." Nasabimizga biror narsani tenglamaymiz. Ayollar bilan bolalarni qatar beringlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Odamlarni to'playman. Ular jamlanishganda turib shu talabingizni aytinglar." Rasululloh odamlarni jamlanishga buyurdi. Musulmonlar yig'ilishdi. Havozinliklar shunda talablarini aytishdi. Ayollarini, bolalarini, mol-u dunyolarini qaytarib berishliklarini musulmonlardan ular iltimos qilishdi. Mana aytdik, jang bo'ldi. Jang bilan musulmonlarga qo'liga o'tdi bu narsalar, musulmonlarning mulkiga aylandi. Rasululloh o'rnidan turib, hamma odamlarni oldida eshitdi hammaga, mollarni, oltin kumushlarni qaytarib berishni iloji yo'q. Ammo ayol va bolalar esa menda, ulardan qanchasi bo'lsa, bas u sizlarga. Musulmonlarni mana shu ishga shijoatlantirdi. Muhojirlar buni tushunishdi-da, birinchi o'rin muhojirlar turishdi. Bizdagi asr, ayol va bolalar ham sizlarga dedi. Rasulullohga ikrom sifatida. Rasulullohga ergashdi. Boshqa musulmonlar ham turib, endi bir chekadan bizdagi ayol bolalar sizlarga deb turib hamma ozod qilishli kerak. Shunda G'atafon sayyidi Uyayna ibn Hisn turdi-da, "Mendagi asr ayollar bolalar esa" dedi, "ulardan bittasini ham bermayman sizlarga. Ular sizlarga emas." O'zi kecha yaqinda Toifga borib kelib, nima ishlarni qilganligi, nima gaplarni gapirganligini mana avvalgi darsda aytib o'tdik. Banu Sulaym sayyidi
Abbos ibn Mirdas ham o'rnidan turdi-da, Uyaynani qilgan ishidan shijoatlanib, "Mendagi va Banu Sulaymdagi asr ayol bolalar ham sizlarga emas" dedi. O'zidagi narsani ham, hamda o'zini qavmi bo'lgan Banu Sulaymdagi ayollarni ham bermasligini aytdi. Endi uni qavmi bo'lgan Banu Sulaymlik odamlar turishdi-da, "Banu Sulaymda nima bo'lsa, ayol va bolalardan hammasi sizlarga" dedi. O'zlarini sayyidi Abbos ibn Mirdasga itoat qilishni xohlamadi. Shunda Abbos ibn Mirdas, "Meni xor qildinglar" dedi. "Ya'ni meni hijoat qilib qo'ydinglar menga ergashmasdan" dedi. Banu Sulaym ularni qo'lida bo'lgan ayol bolalarni payg'ambarimizning ikrom sifatida xavozimiylarga qaytarib berdi. Hamma qaytarib berdi, ayol va bolalarni. Faqat musulmonlarda oltin, kumush, qo'y, qo'zi, tuyalar qoldi. Ayol va bolalar qaytarib berdi, faqat Banu Tamim sayyidi Aqro ibn Habis bilan Uyayna ibn Hisn bermadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uyaynani chaqirib turib, "Ey Uyayna" dedi. "Ayol bolalarni qaytarib ber" dedi. Uyayna aytdi, "Ya Rasululloh, ular meni mulkim bo'lib qoldi. Bermayman." "Qaytarib ber" dedi payg'ambarimiz. "Rozi qilaman" dedi. Desa Uyayna, "Qancha berasiz?" Ya'ni xizmatni zo'r qilib qo'yganda, mehnat qilib olgan, "Qancha berasiz?" dedi. "Har bir kishi boshiga" dedi, "to'rttadan tuya beraman." "Roziman" dedi. Demak, Aqro ibn Habis ham, Uyay ibn Hisn ham har bitta atirning boshiga to'rtta tuyani almashtirib ozod qildi. Shunday qilib Xavosin qabilasi o'zlarining ayol va bolalarini ozod qilib olib ketishdi, lekin kofir hollarida qolishdi. Islomni qabul qilishmadi. Payg'ambarimiz ularga shafqat qildi, dushmani bo'lishiga qaramasdan ayol va bolalarini qaytarib berdi. Shu payt hech kim kutmagan bir kishining qalbida islom uyg'onib qoldi. Bu Molik ibn Alf. Xavozin qo'shinini Hunaynga boshlab chiqqan yosh yigit, Xavozinning amiri bo'lgan Molik ibn Alf qalbida islom uyg'onib qoldi. Chunki u, mana aytdik, Hunayndan qochib Toifga bora olmagan edi. Layya degan mintaqadagi o'zini qalasiga borib yashiringan edi. U fikr qildi. Men xuddi dengizdagi bir orolga o'xshab qoldim. Hamma odamlar Muhammad bilan birga. Agar shunday o'tira oladigan bo'lsak, biz tashqariga chiqishlikka bir yo'l topa olmaymiz dedi-da, payg'ambarimizga odam yubordi. Omonlik so'radi. Rasulullohdan omonlikka erishganidan keyin kelib payg'ambarimiz oldida shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Endi toifiklarning sayyidi bo'lib turgan, boshlig'i bo'lib turgan Molik ibn Alfam islomga kirdi. Rasululloh Molik ibn Alfni islomini sinamoqchi bo'lib bir to'p otliq jamoaga amir qildi. "Menga Toifga borib hujum qilib berasan" dedi. U haqiqatan iymoni rost edi. Ana shu otliq kishilar bilan Toifga hujum qildi. Payg'ambarimiz keyin hujumdan qaytishlikka buyurdi. Toif ahli Lotga sig'inar edi. Yana shu but sanamning nomi Lot. Yana Robba ham deyishardi. Toifni fath bo'lishidan biror alomat yo'q. Rasululloh Jo'ronada o'ljalarni taqsimini tugatganidan keyin Makkaga qaytdi va umra qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umri davomida 4 marta umra qilgan, 1 marta haj qilgan. Bu umra Jo'rona umrasi deb nomlanadi. Keyin Zulhijja oyining boshlarida payg'ambarimiz Madinaga qaytdi, haj qilmadi. 8-yilni Hijratning 8-yil yildagi hajga Makkaga amir qilib tayinlangan Utob ibn Usayd roziyallohu anhu amir qilib tayinlandi. Payg'ambarimiz hayotlik davrida 3 yil Makka musulmonlari qo'lida bo'lgan. 8-chi, 9-chi, 10-chi yil. 10-chi yilda payg'ambarimiz vafot qilgan. 9-chi yil hajning amiri Abu Bakr Siddiq bo'ldi. 10-chi yilda payg'ambarimiz o'zi haj qildi. Demak, 4 marta umra qilgan payg'ambarimiz 1 marta haj qilgan. 8-yinchi yilning Zulhijja oyida mana aytdik payg'ambarimiz haj qilmasdan Madinaga qaytib keldi. Shu vaqtda Saqif qabilasiga ta'sir qilgan katta bir voqea yuz berdi. Bu Saqifning ulug'i Urva ibn Mas'ud as-Saqafiyni Urdundan qaytib kelishi. Makka fathida, Hunayn g'azovatida, Toif ishlarida Urva ibn Mas'ud Toifda emas edi. Avvalgi darslarda aytdik, manjaniq va dabdabalarni yasashni o'rganish uchun Urdunga ketgan edi. Bu ishlarda birortasidan xabari yo'q edi. Endi Urdundan qaytib kelayotgan paytda
unga Makka'da bo'lgan fath, Hunayn'da bo'lgan ishlar, Toifni ishlardan xabar topdi-da islomga qalbida moyillik uyg'ondi. Urva ibn Mas'ud as-Saqafi. Bu kishini Urva ibn Mas'udning arablarning orasida hurmati qanday ulug' edi? Buni bilishimiz uchun ushbu oyatga quloq solamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam risolat mash'alini ko'tarib chiqar ekan, Qur'on Alloh tomonidan nozil qilingan ekan, mushriklar aytishdi. Ha Alloh Qur'on tushirmoqchi ekan. Ikkita shahardagi ikkita buyuk odam qolib, shu yetimga Qur'on tushadimi, deyishgan edi. Ikkita buyuk qishloqda Toif bilan Makkani aytishgan edi. Bu ikkala shahardagi buyuk insonda bittadan aytayotgani Makkada Valid ibn Mug'ira, Toifda Saqif qabilasidan Urva ibn Mas'ud edi. Ya'ni arablar bu ikki kishini buyuk inson ekanligiga hammasi ittifoq qilgan edi. Alloh aytadi: "Va qalu laula nuzila hazal Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim." Ya'ni ular mushriklar. Bu Qur'on ikki qishloqning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilingan edi dedilar. Demek arablarning orasida Valid ibn Mug'ira va Urva ibn Mas'ud hurmati nihoyatda ulug' insonlar edi. Endi Urva ibn Mas'ud as-Saqafi Urdundan to'g'ri Madinaga keldi. Rasulullohning oldida islomni qabul qildi. Payg'ambarimiz juda xursand bo'ldi. Chunki arablarda eng ulug' kishilardan bittasi islomga kirgan edi. Mana endi qarab turing, nima uchun ulug' edi bu? U aytdi: "Ya Rasululloh, qavmimni borib islomga chaqirmoqchiman. Kechikka ruxsat bering" dedi. Payg'ambarimiz Toif ahlini qanchalik o'jar, qaysar ekanligini bilardi. Shuning uchun agar unday qilsangiz, sizni qatl qiladi ular. Urva esa shunday bo'lsa ham mayli, baribir da'vat qilaman, ruxsat bering dedi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta unday bo'lsa qatl qilishadi ular dedi. Urva shunday bo'lsa ham mayli, qavmimni da'vat qilishim kerak dedi. Rasululloh ruxsat berdi, Urva endi Toifga qarab ketdi. Qaranglar, nimaga sayyid bo'lgan? Nimaga qavmi uni bir og'iz gapiga quloq solgan? Nimaga uni ortidan ergashgan? Ko'ring, sayyidki islomga kirib haqligini ko'rganidan keyin qavmiga ham shu yaxshilikni ravo ko'rib, jonini fido qilib bo'lsa ham ularga shu yaxshilikni olib boraman deyapti. O'zini jonini o'ylab, o'zini huzurini o'ylab turiblar, o'tirib olmayapti. Demak, qavmini sayyidi degan nomga ega bo'lish uchun ana shu sayyidlikka da'vogar odam qavmni tashvishini qilish kerak. Ishi tushganda bir elga murojaat qilib turib, ishini bitkizib olgandan keyin esdan chiqarib qo'ymasdan doimiy suratda xalqning xizmatida tursa, demak odamlar unaqa sayyidlarga ergashar ekan. Qarang, Urva shuning uchun sayyid edi-da, o'zini qavmini tashvishi bilan yashayotdi. Biz ham shunaqa sayyidlarga muhtojmiz, nima demadinglar? Ishi tushganda bir sayyid bo'lib ko'rinadi, bir ozgina bir xalqni bir g'am tashvishini ko'targanga o'xshab ko'rinadi bir qismida, keyin yo'q bo'lib qoladi. Ha, unaqa odam doimiy suratda elda g'amida yurgan odam bir og'iz gapiga xalq ergashadi. Urva ibn Mas'ud Toifga keldi. Uni islomga kirganligidan Toifliklarning xabari yo'q. Ular Urdundan keldi deb bo'lishyapti. Endi Urva ibn Mas'ud keldi. Nohayta bir xursandchilik bilan kutib olishi, bayram qilishyapti kelganligini. Urva Toifga keldi, to'g'ri uyiga kirib ketdi. Odatda Toifliklarning odatiga ko'ra sayyidlari biror safardan qaytib kelsa, avval Lotga borib sajda qilib, keyin uyiga ketishadi. Urva esa bunday qilmadi. Odamlar ehtimol charchab kelgandir, uzoq yo'ldan keldi, deyishdi-da, parvo qilishmadi. Dam olganidan keyin Urvani oldiga taomlar olib kelib, mehmondorchilik boshlandi. Shunda Urva ibn Mas'ud islomga kirganligini qavmiga aytdi, ularni dinga da'vat qildi. Endi ular Urva ibn Mas'udni haqorat qilib so'kishni boshladi, lekin aziyat berib kaltaklashmadi. Hurmati balandligi bo'lgan edi. Ular islomga qabul qilishni xohlashmadi. Urva ibn Mas'ud uyiga bordi. Namoz vaqti bo'lganida qavmini islomga da'vat qilishlik maqsadida uyini tomiga ko'tarildi-da baland ovoz bilan islom azonini aytdi. U azonda aytar ekan Toifning boshqa sayyidlari bunga sabr qilisha olmadi. Agar
Urvanı İslam geçirgeni anı malum olsa, adamların orası da faş buladıyken olsa, adamlar fitneye girişi mümkün. İslam götüp geçişi mümkün ular düşüncesi de. Şunda ozan açıp durgen cahide kemanlardan ok atıp o kişini şahit kılıçtı. Urva İbn-i Mas'ud as-Sakafi Allah'a bulgen davet yolu da şahit oldu. Hani köreyim. Müşri gidi, iman geçildi, şahit oldu. Sakif aklını, taifliklerini halatı ağır buldu. Çünkü korkanları şüncelik, taiften taşkarıya çıkış olması da. Sebep, taifinin etrafındaki hemme yerler Müslümanlardı kolada. Maslahatlaştı. İslam'a kirme ilacımız yok iken, İslam'a kireylik. Fakat bir şartlar koyamaz. Şu şartlarımızda könülse İslam'da kabuklarımız değişti. Ular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı bir cemağını yönetti. Ular gelip Resulullah'a İslam'a kirmak şeyken giderken de Peygamberimiz hırsan oldu. Ya Resulullah dedi o elçiler, İslam'da kabul kılamız fakat bitti şartımız vardı. Kana kaşa, bizge zina kılışı ruhsat veren. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zinası var deyin, deyinmezdi. Bunu deyip, eğer zinaya ruhsat vermezsin, İslam'a kirmeyemizdi işte. Peygamberimiz bunu deyip, İslam'a kirişilerdi, menem kabul kumayman dedi. Sonra kayıt geçti. Maslahat kılıştı, bu zinadan vazgeçemiz. Yine bir teşhat bilen varamız. Ya Resulullah, bu İslam'da kabul kılamız, yine bir teşhatımız var. Ne mi o şey? Ara kışkı ruhsat veresiniz diye. Resulullah dediler, Allah arağını haram kıyam, hiç kimse içki ruhsat vermeyim ben dedi. Yine kayıt geçişti. Yine maslahat kılıştı. Kelip, ya Resulullah bir teşhatımız var işte. Ne mi oldu? Riba'ya ruhsat veresin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kendi şartsız kabul kılasılar dedi. Onlar açtı, yani maslahatlaşıp gelişip, meyle İslam'a kiramız, zinaniyem, aradiyem, ribadiyem, haram kılayım. Fakat Rabbana sindirmeyin dedi. Rabbana neydi? Onlar sığınadıkken but, lap idi. Peygamberimiz dediler, Allah'a kasem, onu kaldırmayayım ben dedi. Bırak da sana but komiydi dedi. Şimdi onlar, Rabbamızı sindirver aslında. Yine keçipti. Şart koştan fayda yolu günü çünüştü. İtaattan başka çare yok. Taif Hattaman'dan uğrarken, ular başka kabilelerle uğraşıp Mekke bilen, Medine'den uzak demez. Yakınca öyle. İlacı yok, çaresi yok. Şimdi gelişti de, ya Resulullah, Batı İslam'da kabul kılanıyoruz. Fakat bir de şartımız var işte. Ne mi o şart? Lafını biz sindirmeyiniz dedi. Korkamız değişti. Şimdi Peygamberimiz bu şartı razı oldu da, meyle silah sindirmişlerdir. Ular bilen birge Amr ibn al-As raziyallahu anh'ın yubarın. Amr ibn al-As'ın vazifesi barıp Lat'ını sindirip gelişti. Hani insanlar bir cahil boyanda, ilimsiz boyanda şeytan hasıl bir vahimelerde vasvasalarda kalbine cevap koyarken. Şu butunu sindirse bir musibet yeterdi dese, şundan korkup duruştu. Ne miydi? Bir de yağışıydı ya ki taşıydı. Amr ibn al-As raziyallahu anh ula bilen keterken maslahat kılıçtı yani. Kareyimiz. Eğer Amr Lat'ını sindir alasa İslam'a kiremiz. Eğer Amr ibn Lat halat kısa İslam'a kiremiyemiz işte. Demek bütün Taif ahli Amr ibn al-As ne iş kılıçtığını karat duruptu. Amr ibn al-As geldi. Kolu da gelse Lat'tan urup 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 yüz yıllar Taifliler sığınken Lat'ını parça parça kıtaşadı. Şimdi onlar da sığınırken sanamı butkamadı, İslam'a hamasi yapmasıya girişti. Demek Taif ahlı hem İslam'a girişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Taif'e ahri gümette hücum kıyken şicatlı yaşlar hücum kılışıp cerahatlarla kayıt girişken idi. Cerahatlanıp gelip fat kılış olmasına ya Resulallah bu dua ibadet kılıp karakattaşın bulardı deyişken idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ihdi sakifan ve'ti bihim Parvadigar sakifini hidayet kılgın. Hem de onları beni aldım diye keltirgin de dua kılgın dedi. Ana şu duası icabat bu oldu. Dua ibad kılmadı, aksinçe onları hidayet kılgın dua kılgın. Hunayn gazatı ve Taif kamalının neticesi şu oldu. Asasi katta katta közüye körüngen kabileler İslam'a kirdi. 8. yıl tügedi, indi 9. yıl kirdi. Hicri 9. yılını muarrıklar Amul Vufud Vaflar Yiledi namledi. Çünkü bana şu 9. yılda
İslomni qabul qilishligi uchun juda ko'p qabilalarning elchilari Madinaga kirib keldi. Top-top bo'lib İslomni qabul qilishdi. Omul vufud vaqtlar yilida nomlandi. Chunki payg'ambarimiz mana Makkani fath qildi, Xavozin mag'lub bo'ldi, Toif iymonga keldi, g'arbiy sohilni payg'ambarimiz tamomiy bo'yinsundirib bo'lgan edi. Endi bu xabarni eshitgan boshqa qabilalar kelib İslomni qabul qilishni boshladi. Tabuk g'azoti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem katnaşken ahriye gazadır. Bundan ki Peygamberimiz beraber cenge çıkanlar ahriye gazadır, tabuki gazadır. Bu yılda, 9. yılda İslam'la kabul kıyan ikiyen kabilelerinin adadı cüde katta buldu. Bu kays kabile kays vakitteki gen anık muarıklar etmiydi. Çünkü ayrımları tabuki gazadırdan avval gelip imanı kabul kıyan, ayrımları tabuki gazadırdan keyin. Avval Tabuk haqida, Tabuk g'azovati haqida gaplashamiz, keyin vaqtlar haqida. Arab jazirasining aksariyati islomga tobe bo'ldi. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu din faqatgina arablar uchun kelmagan, butun insoniyatga kelganligini bildirishni xohladi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, darhaqiqat biz sizni barcha olamlarga rahmat qilib yuborganmiz. Faqat arablarning dini masalan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9. yılda Rum'a karşı koşun tayyarlaşıydı başladı. 9. yıl Rum'a karşı koşun tayyarlaşıydı. Medine'nin etrafı da İslam'ı yenge kabul kılgen kabilelerini bana şu koşun'a gelip koşuluşluğunu talep kıldı. Rasulullah adatta birer bir cahaya cenk kıyanı borsa kayakka ketekkeni yine etmez dedi. Fakat yine ikide gazatı aytgan. Haybar gazatı da Peygamberimiz Haybar'a boramızdır aytdi. Sebabı, neticesi avvaldan malumudur. Allah da Allah fat kılı belçigini vadak genir, şunun için aytganıdır. Yani ikinci aytgan, hayaka ketişini aytgan gazatı ikincisi bu tabuk oldu. Çünkü masafı uzağır. Kül ıslığı da. Düşman, öşü davirdeki dünyanın en kudretli memleketi Rum idi. Çünkü Müslümanlar ciddi tergerlik görüşünün kereydi. Peygamberimiz Tabuk'a, Rum'a karşı cenge borayetkenliğine cengini avalıdan Müslümanlar'a ilan kaldı. Bu hadise cüda bir hava ıssı bugün paket doğru geldi. Yağmur toktan bugün, kurgakçılığı bugün ve meyveler en de pişkişki yetki genedir. Hala pişme genedir. Müslümanların kalbileri meyvelerle bağlan genedir ki şu üzüm alıp keyin ketsey degan o'y bor edi. Lekin mana shu paytda Alloh taolo tomonidan ochiq, aniq buyruq keldi. Jang qilishlikka qodir bo'lgan har bitta musulmon chiqishligi vojib, ixtiyoriy emas. Mana shunda rost bilan yolg'on, musulmon bilan munofiq, rostgo'y bilan kazzob ajraladi. Aytdik mana ixtiyoriy emas, bu vojib bo'ldi. Bu jang Müslümanlarga juda bir og'ir qiyin vaqtga to'g'ri keldi, og'ir imtihon bo'ldi. Bu haqida Tavba surasida oyatlar nozil bo'ldi. Mana bilasizlar 114 ta sura bor Qur'onda. Shundan bitta Tavba surasi bebismillah boshlanadi.